Sen de pek bir alışmıştın buraya. Yarından itibaren kendine başka bir meşguliyet bulman lazım gelecek. Ne diyorsun sen be? Niye? Yarın İnci'yi alıp götürüyorum buradan. Doktor da söyledi. Artık burada durmasının ona bir faydası yok. Ne? Nasıl yani? Neden? Evinde daha rahat eder. O olmaz. Müsaade etmem buna. Alamazsın. Deli misin sen be? İnci benim karım. Sen kimsin? Şimdi gidip doktora yarın İnci'yi götürmeye karar verdiğimi söyleyeceğim. Çıkış işlemleri bugün başlar. Yarın da gelip alırım İnci'yi. Bugün son defa nöbet tutacaksın. Asker. Alo. Hangi odaydı çocuklar? Geçmeyelim de. Geçmedik hocam, şurası. Ha. Şişt, çocuklar bana bakın. Hasta ziyaretine geldik. İçeride gürültü etmek, konuşmak, kendi aranızda görüşmek yok, tamam mı? Ne lüzum var şimdi bunlara, koca çocuklar? Öyle demeyin hocam. Ben ikazımı yapayım da. Buyurun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahatsız olmayın İnci Hanım. Müsaitseniz ziyaretinize gelmiştik. Tabii, girin. Bunlar sizin için. Teşekkür ederim. Ah. İnanmıyorum. Hocam, geçiyoruz. Şey, biz nereye koyacağız şimdi? Vallahi bilmem ki hocam. Ben şimdi hallederim hocam. Aşk olsun hocam. Yurt dışına gidiyorum diye kandırdınız mı yani? Yok hayatım, ben sizi kandırmadım. Yani sadece kendime pembe bir yalan söyledim. Hepsi bu. Ama ne olur kusura bakmayın yine de. Ne kusuru hocam? İnşallah daha ileriki zamanlarda gidersiniz yurt dışına. İnşallah. Yani sağ olsun Mete de beni hiç yalnız bırakmadı ama sizi böyle görünce ne bileyim sanki birazdan ders başlayacaktı. Ben de. Durun bakalım İnci Hanım. Nedir yani böyle hep ders hep ders? Sırası mı şimdi bunların? Okul kapandı, siz hala dersten bahsediyorsunuz canım. Değil mi çocuklar? Haksız mıyım? Ne bakıyorsunuz öyle ya? Kusura bakmayın hocam. Sizden bu sözleri duymanın şaşkınlığı içindeyiz. Sus, sıpa. Dilde bir karış. Necati, hayırdır? Yangın mı çıktı? Ne yapacaksın o yangın kovalarıyla? Yok hocam, bunlar kova değil.
tarif ettiler. Bundan böyle İnci Hoca'nın vazoları. Çok güzel oldu. Bu işi de hallettiğimize göre şimdi yılın en mühim haberini verebiliriz. Katip Çelebi Lisesi Müdürü olarak şahsen hala ve bir türlü inanamasam da Mete'nin sınıfını geçtiğini bildirmekten şeref duyuyorum. Önemli ikinci haber. Şaka bir yana bana ve okulumuza gurur verici bir gelişme. Mete, bir konser yapılacakmış. Bütün ünlü müzik grupları katılacakmış bu konsere. Ve siz de davetlisiniz. Nasıl yani? Liseler arası bir konser mi? Hayır. Profesyonel müzik gruplarının katılacağı bir konser. Organizatörler hususi olarak davet ettiler sizi. Radyodan naklen yayınlanacak. Bütün Türkiye sizi dinleyecek. Müthiş bir şey bu ya. Bak vallahi bütün tüylerim diken diken oldu heyecandan. Mete, bu müthiş bir haber değil mi? Evet ama konser ne zaman? Yarından sonra. Senin besteni çalıp söyleyeceksiniz. Çok yakınmış hocam. Prova yapacak vakit bile yok. Arkadaşlarım bir haftadır prova yapıyorlar. Solist kim? Necati mi? Ya yanlış anlama. Senin yerinde gözüm yok. Ben sadece yardımım olsun diye katıldım provalara. Yani müdür bey çok ısrar etti. Evet, doğru. Ben ısrar ettim. O da sağ olsun beni kırmadı. Zaten şarkı senin. Sen geldiğin zaman ben çıkacağım. Sağ ol Necati. Ama benim gelmeme lüzum yok. Konserde de sen söyle şarkıyı. Gerçekten benim burada İnci Hoca'nın yanında kalmam lazım. Ya provalara da konsere çıkacak vakit yok. Olmaz yani. Gelemem. Mete, olur mu hiç öyle şey? Bu konser çok önemli, hayatının fırsatı. Reddedilir mi hiç? Hem radyolarda da naklen yayınlanacakmış. Bütün Türkiye seni dinliyor olacak. Ama hocam... Mete. Peki. Ama o zaman Necati ile beraber söyleyelim şarkıyı. O kadar emek vermişsin. Ne dersin? Bence bu çok güzel bir fikir. Ben seni çok seviyorum. Yemin ediyorum çok seviyorum. Hayrandım, hatta hayrandım ben sana. Dur oğlum, ne yapıyorsun? Çaktırmadan dövüyor musun? Ne yapıyorsun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.